Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, hayırlı sahurlar diliyoruz, hayırlı geceler diliyoruz hepinize. Haneniz mutlu, bereketli olsun inşallah. Bugün özellikle sahur vaktinde şu an belki sofralarınız açık, sahurunuzu yapmaktasınız. Biz de özellikle bu konuya değinme adına yediğimiz, içtiğimiz helal, haram boyutuyla, zararlı, faydalı boyutuyla inşallah güzel bir konu seçtik bugün. Helal gıdayla ilgili çok önemli bir konum var. Hemen takdim etmek istiyorum size. GİMDES Teknik Bilim Kurulu üyesi Timuçin Günesen Bey. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. Hamdolsun. Ben öncelikle Rehber TV izleyenlerine hayırlı sahurlar diliyorum. Rabbim tuttukları ve tutacakları hoşları kabul etsin şimdi de. Allah razı olsun. İnşallah faydalı bir program olur. İnşallah hocam. Hocam konu mühim. Gerçekten önemli bir konu çünkü yani öyle bir devirdeyiz ki artık kapitalist zihniyetin bize ne yedirdiğini bilmiyoruz. Evet. Her şeyi de araştırma gibi bir lüksümüz olamayabiliyor. Bazen yediğimiz, içtiğimiz maddelerin paketlemecisinde, ambalajında bilinmeyen, çok da hani ismini, cismini bilmediğimiz kavramlar kullanılıyor, isimler kullanılıyor. Dolayısıyla genel mahiyette biz hani çok da aslında işin hakikat boyutunu bilmiyoruz. Önce GİMDES'ten başlayarak hocam inşallah bu konuyu biraz ele almak istiyoruz. GİMDES nedir? Bize öncelikle bir GİMDES'i anlatırsanız, açıklarsanız. Evet, şöyle başlayalım. Sizin sözünüz üzerine de başlayalım. Bu işte kapitalist sistem dediğimiz veya birilerinin modern hayat diye dayatmaya çalıştıkları biz aslında kapitalist sistemin süslenmiş hali diyelim. Evet. Tüketim toplum haline getiriyor toplumları, milletleri. Bu süreçte baktığınızda da insanlar artık gelenekselden biraz daha işte sanayi üretimine, alışık olmadıkları bir üretim tarzına doğru sevk edilmek zorunda kalıyor. Yani dayatılıyor, yani artık oraya doğru itiliyorsunuz. Şehir hayatları bunu sizi mecbur kılıyor bir noktada. Hani kırsalda bu daha biraz az ama şehir hayatında sizi bunu zorluyor. Yani şehir hayatı çok stresli, yoğun geçiyor. İşte özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde. Bunun için kadın erkek çalışma hayatının içinde olduğu için ailecek. Akşam evlerde toplanıp yemekleri yemek, bir an önce işte dinlenip sabah tekrar işe gitmek telaşı içerisinde insanlar daha hazır şeylere yönelmek durumunda kalıyorlar. Tabii bunun süreci daha 1950'li yıllarda başlıyor. Yani 1950'li yıllarda özellikle sanayi toplumunun gelişmesi, 1960'larda biraz daha bunun artması ve teşvik edilmesi insanların kırsaldan işte tarımdan çekilip işte sanayiye gelin, büyük şehirlerde çalışın, fabrikalar kuruluyor, işte sigortalı işleriniz olacak, emekli olacaksınız falan tarzındaki teşviklerle bu insanlar şehire iniyor. Şehre inince de farklı besin zincirleriyle karşılaşıyorlar. Tabii bunda bir propaganda da var. Hani insanlara tereyağı yemeyin deniyor, işte hayvansal yağlar tüketmeyin deniyor. Ben doğu şehirlerine bile rastladım, yani insanlar artık ben diyor işte koyun yağı yemem diyor. Niye? Kalbe zararlı. Hani ki o dönemlerde kalp hastalığı şimdiki kanser gibi çok ciddi bir rahatsızlık. Yani kalp hastası olan bir insan ameliyata gittiği zaman kefeni hazırlanır. Yani bu ciddi söylüyorum, yani kefeni, evet, hazırlanır. Çünkü kalp ameliyatından kalkma ihtimali çok düşüktü yani. Korkuyordu insanlar kalp hastası olmaktan. Bunun yerine de neler teşvik edildi? İşte tereyağı yemeyin, işte margarin tarzı, işte marka vermeyelim, margarin tarzı şeyler tüketin. İşte zeytinyağı yemeyin tarzında şeyler başladı. Hani bunu daha da çoğaltabiliriz örneklerini. Velhasıl bunlar hep insanların şüpheyi etti. Acaba bu yaptıkları ürünlerin içerisinde neler var? İşte yoğurt benim bildiğim gibi yapılmıyor. Peynir benim bildiğim gibi üretilmiyor. İşte bu margarin denen yağ nasıl bir şey? İşte sosis diye bir şey çıkmış. İşte hocam aslında biz bunları bir şey çıkmış gibi araştırmaya çok geç başladık. Evet, yani geç başlamış. Yani çok geç başladık. Şimdi o dönemlerde bir de bunu sorabileceğiniz bir teknik şey yok etrafınızda, yani tanışacağınız bir insan yok. Evet. Yani çünkü bu ürünlerin içerisine katılan maddeleri siz üretmiyorsunuz. Hepsi yurt dışından geliyor. Yani bugün kısaca şöyle sayabiliriz, yani kabaca. Bugün evde yediğiniz yoğurtların, işte peynirlerin, içtiğiniz ayranların, işte yediğiniz çikolataların, bisküvilerin, keklerin bir sürü yardımcı maddesi, yediğiniz ekmeklerin, mayalarının yardımcı malzemeleri, yani yardımcı malzeme derken işte çay
ana maddedir. Bunun içerisine siz işte aroma katarsanız bu yardımcı malzemedir. Onu biraz daha güzelleştirmek adına. İşte koruyucu kattığınız zaman bu yardımcı malzemedir. Onu daha iyi korumak adına veya işte güzel görünmesini sağlamak adına gibi. Bunları çoğaltabiliriz işte boyalar falan gibi. Velhasıl insanların buna karşı şüphesi artmaya başladı. Ve siz bunları üretmediğiniz için sorgulayabileceğiniz, üretim tarzını sorgulayabileceğiniz bir şey de yok. Mecra da yok karşınızda. Yani o zaman devletin imkanları da çok kısıtlı. Bunlar hep yurt dışından geliyor. Bir sorgulama sistemi yok. Hani gümrüklerde bu helal midir, bizim topluma uygun mudur tarzında bir şey de yok. Çünkü bunu üreten insanlar gayrimüslim kesim. İşte Avrupa'dan geliyor, Çin'den geliyor. Yani o adam kendine göre üretiyor, bize göre üretmiyor ki. Yani ileride örneklerini de vereceğim yani bize bunları nasıl dayattıklarıyla ilgili. Velhasıl bu şüpheler arttıkça insanlar dünyada kalite sistemleri geliştirmişler. İşte bu bugün Yahudilikte koşer sistemi dediğimiz. Aslında Yahudi helali diye bilinen piyasada. Ortodoks Yahudilerin özellikle yani dindar olan kısmının hahamlar vasıtasıyla etlerini kendileri kesmeleri, yedikleri ürünleri kendileri denetlemeleri, işte onlara karşı dualar okumaları falan tarzında ritüelleri var. İşte bunun yanında Hristiyanlarda helal ve haram kavramı yok. Onlar biraz temizliğe dayalı, hijyene dayalı sistemler geliştirmişler. İşte ISO 22000 gibi dediğimiz, hasip gibi dediğimiz sistemler. Bunun haricinde Hindularda biraz işte bu ineğe aşırı saygıdan mı diyorum, işte kulluktan kaynaklanan hayvansal ürünleri tüketmeme alışkanlığı var. Dini şey olarak baktığımız zaman. Onun haricinde de işte kültürel beslenme tarzları var. Bir de bu felsefi akımlar gibi şeyler var işte. Bugün veganlık, vejeteryanlık gibi. Evet. Hayvanların hiçbir şeyini tüketmeyenler işte vegan. Çünkü onlar hayvanların yavrusunun hakkı olarak görüyorlar. Vejeteryanlar var. Onlar da sadece et tüketmiyorlar gibi. Böyle kültürler gelişmiş. Müslümanlara da helal gıda sertifikalama sistemi gelişmiş. Özellikle 1950'li yıllarda Amerika'da başlayıp oradaki Müslümanlar bunu başlatmışlar. İşte Singapur, Endonezya, Malezya, Avrupa'da gelişip 2005 yılında ancak Türkiye'deki Müslümanlar hani ya soruyoruz ama e-kodları var. İşte şu şöyleymiş, böyleymiş. Bugün bile hala sorgulanıyor işte. Nedir, ne değildir? Çeşitli bilgilerle etrafta dolaşıyorlar ama bir çözüm üretememişler. Demişler ki en sonunda ya biz bunun işin içinden çıkamıyoruz. Bu işin duayen insanlar var işte başkanımız gibi. Demişler biz Türkiye'de bir helal sertifikalama sistemi kuralım. En azından gidelim fabrikalara, denetleyelim, soralım, insanların ihtiyaçlarına cevap arayalım. Yani sorularına cevap arayalım. Ve en azından denetlediğimiz ürünler tüketilsin. Yani kulaktan doğma şeylerle değil. Yok şunun içinde domuz var, işte yok şu Yahudi bize domuz yediriyor, yok bu bizim hacı amca o düzgün satıyor şeylerinden kurtulalım, polemiklerinden. Bu işin düzgününü yapmaya çalışalım. Ve 2005 yılında Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği kurulmaya karar veriliyor. Bu kurulurken şöyle bir yol izleniyor, ben özet olarak geçeceğim. Türkiye'deki İslami yapıların, çünkü bir sürü İslami kültürel şey yapı var, cemaatler var, öyle söyleyelim daha doğrusu. Bu cemaatlerin temsilcileri çağrılıyor. Çünkü bu sadece bir grubun, bir şahsın meselesi değil. Evet. Bütün Müslümanları, ümmeti ilgilendiren mesele. Sadece Türkiye özelinde de değil yani. Çünkü burada üretilen ürünler Müslümanlara satılıyor dışarıya, ihracat yapılıyor. Ümmeti ilgilendiren problemler. Bu amaçla da bütün cemaatlerden temsilciler, fıkıh hocaları çağrılıyor. İşte teknik bilim kurulu üyeleri çağrılıyor. İşte teknik bilim kurulu dediğimiz zaman işte kimyacısı, gıda mühendisi, doktoru, veterineri bunlar çağrılıyor. Ve bir 3-4 yıllık bir süre içerisinde bilgiler, dünyadaki standartlar değerlendiriliyor. Malezya ve Endonezya'dan eğitimler alınıyor. Ve bununla ilgili de GİMDES'in standartları oluşturulup 2009 yılında sertifikalamaya başlıyor. Yani kısaca GİMDES'in özeti bu. Evet. Kuruluş amacı. Kuruluş amacı da işte dediğimiz gibi Türkiye'deki Müslümanların özelde ve dünyadaki Müslümanların yani ümmetin sağlıklı ve helal beslenmesi ve da genelleyebiliriz sadece Müslümanlar için de bütün insanlığın helal ve tayyip diyelim lazım. Helal ve tayyip bir şekilde beslenmesi. Birazdan ayette de şey yapacağız, açıklayacağız onu. O şekilde bir sistem kurulmasına karar veriliyor. Ve bugün de elhamdülillah 10 yıldır GİMDES kendi standartlarıyla, altını çiziyorum özellikle, kendi belirlemiş olduğu, yani belirlemişlerken yani fıkıh kurulunun ve teknik kurulunun belirlemiş olduğu standartlarda sertifikalandırma çalışmalarını 10 yıldır elhamdülillah kesintisiz yapıyor. Maşallah, güzel hocam. Bu işin bir de dini boyutu var hocam. Yani dini boyutuna da biraz değinirsek. Tabii zaten çıkış noktası orası. Yani bir Müslümanın hayatında mutlaka Allah'ın emirleri ve yasakları, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, fiilleri ve sözleri,
uygulamaları söyleyelim. İşte ümmetin alimlerinin icmaları ve fukahanın kıyasları şeklinde edille-i şer'iye dediğimiz dört tane kaynakta bizi bağlayan kuralları çıkartıyorlar. Yani hayatımızı tanzim ediyor bu dört madde. Bunun ilk başına da Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'i geliyor. Şimdi burada bir parantez şöyle yapalım. Yani insanlar şimdi öyle bir din anlayışı bizde yerleşmiş ki maalesef. Din sadece vicdanlarda yaşanan, işte ahlak kuralları olan bir şekle sokulmaya çalışılıyor. Bugün hani İslam'ı doğrultan mecralar da var ama yanlış bilgilendirme yapan mecralar da var yani maalesef. Dünyada ve Türkiye'de de. Biz şunu ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Yani insanlara diyoruz ki, kardeşim tamam İslam'ın ahlak kuralları da var. Mutlaka. Yani dinimiz bizim her alanımıza karışıyor. Yani bunu karışmalı diyebileceğimiz bir mesele, konum var mı yani? Yani çünkü kalkıyoruz, yönüyoruz, insanıyoruz, insani ihtiyaçlarımız var. Bunun hepsini din düzenlemiş. Allah ve Resulü düzenlemiş bunları. Bu dinin bir de yasaları var, kuralları var, Allah'ın emirleri var. Rabbimiz bize emrediyor. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. İşte hukuk kuralları var. Toplumsal kuralları var. Aile kuralları var. Yani bunun hepsini Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize belirtiyor. Bunlardan bir tanesi de yani insanın temel ihtiyaçlarından bir tanesi olan yeme içme. Bu yeme içme konusunda da Rabbimiz çeşitli ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor bize. Helal ve tayyip beslememiz konusunda. Bazen ey insanlar diye başlıyor. Helal ve tayyip olanlardan yiyin. İşte Bakara 168. İşte devamında gelen ey peygamber temiz ve helal olan yiyeceklerden tüketin tarzında ifadeler var. Özellikle üzerine duracağımız Bakara suresi 168. ayet-i kerimede. Rabbimiz bize orada şöyle buyuruyor. Türkçe meal olarak vereyim. Ey insanlar, yani bütün insanlar olarak Rabbimiz bütün yarattığı kullarına hitaben şöyle söylüyor. Yani hiç ayrım yapmadan sizin fıtratınıza uygun olan şeyi size söyleyeceğim diyor Rabbimiz. Kulü mimma fil arz helalen tayyiben. Yeryüzünün içinde sizin için yetiştirdiğim nebatattan, hayvanlardan size uygun olanları, size izin verdiklerimi, yani helal olanlarını ve bunların da temiz olanlarını, yani temizlik şartlarına uygun olanları. Tayyip dediğimiz kelime nedir? Kaliteli, temiz, güvenilir, iyi, hoş, güzel olanlarından tüketin. Bu zaten insan fıtratına uygun olan bir şeydir. Kimse çok pis bir şey tüketmek istemez veya kendine zararlı olan bir şey tüketmek istemez. Bu bütün insanlığın fıtratında olan bir şeydir. Bu Müslüman olsun, isterse inanmayan bir insan olsun. Hiç fark etmez. Rabbimiz bunu bütün insanlığa söylüyor. Yani fıtrata söylüyor bunu. Bu helal ve temiz olan yiyeceklerden tüketin diyor. Ve peşinden de bir uyarıda bulunuyor bize. Ne söylüyor? Yani bir risk haritası çiziyor. Teknik tabirle söylersek. وَلَا تَتَّبِعُوا tabi olmayın. Hutuvatet şeytan. Şeytanın adımlarına. Şeytanın adımları ne demek? Yani onun vesveselerine, yaklaştırmalarına, onun fısıldamalarına kulak asmayın. Hangi konuda? Helalen tayyiben. Helal ve tayyip beslenme konusunda şeytanın vesveselerine, onun yol göstermelerine, onun sizi sürüklemelerine izin vermeyin. Niye? İnnehu muhakkak ki o, yani şeytan, lekum aduvun mubin. Sizin için apaçık bir düşmandır. Bu düşmanlığını nerede göstermişti? Hazreti Adem'in yaratılmışında göstermişti. Evet. O kıssada işte Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılması vesilesi. Aslında o cennetten çıkarılması olayı bizim için bir fragman gibidir yani. Hani televizyon tabiriyle söylersek, medya tabiriyle. Bir ön izlemedir yani. Rabbimiz bize dünya hayatının kısa özetini gösterdi orada. İnsan zaten dünyaya gelecekti. Bu hayatı yaşayacaktı. Çünkü Allah dünyayı boşuna yaratmadı. Mutlaka. Bu imtihanı yaşayacaktı. Rabbimiz Hazreti Adem nezdinde Aleyhisselatü Vesselam onun nezdinde ne yaptı? Bize dünya hayatının kısa özetini gösterdi. Yani onun imtihanı da gıdayla başladı yani. İnsanın imtihanı da gıdayla başladı. O yüzden şeytan burada bize nasıl bir vesvese verebiliyor? Ye canım ne olacak falan tarzında. Hani ya herkes yiyor işte. Yani Türkiye'de genel ifadeleri söylüyorum ben size. Herkes yiyor. Ne olacak? Zaten yasak olsa, yani kötü bir şey olsa burada satılmazdı tarzında bir algılar var. Yani şeytanın yönlendirmeleri. Bunu reklamlarla, markete girdiğinizde gözünüze çarptırmalarla falan bunu pompalıyorlar bizim beynimize. Özellikle çocuklarımıza, ailelerimize pompalıyorlar. Ne olacak canım işte, daha yaşın genç tarzında, hani böyle ibadetleri de yapıyor bu şeytan. Hani Allah affeder, işte ya boşver vebali onun olsun gibi tarzı yaklaşımlar da var mesela. Ya işte ya onu yeme diyorsun, işte onda sıkıntılı durumlar var. Ya bütün vebali onun olsun, ben satmasaymış.
tarzında bir yaklaşım da çok yanlış. Ya kardeşim, bize düşen Ashab-ı Kehf, Kehf suresi 19. ayet-i kerimede Rabbimiz ne diyor? Gidin diyor, hani yiyecek alacaklar kendilerine o gençler. Sayısını ve isimlerini Allah'ın bildi. Bunu istiyorum altında. İnsanlar isim ve sayı veriyorlar çünkü. Sayısını ve isimlerini Allah'ın bildi o gençler. Ve diyor ki Rabbimiz, içinizden birine madeni para verin. Gümüş para, neyse ifade. Tefsirlerde değişiyor. Gitsin size diyor, hani marketten veya işte o şehirden herhangi bir şey alsın demiyor. Eskate amen diyor. Özellikle o kelime. Temiz olanlardan alsın. Bazı alimler bunu helal olarak da çevirebiliyorlar. Tefsir ediyorlar. Yani o helali, temizi araştırmak bir Müslüman olarak bizim vazifemiz. Rabbimiz bunu bize yüklemiş. Yani kısaca dini boyutunu böyle yapabiliriz. Yani hadis-i şeriflerde de işte helaller ve haramlar bellidir. Bu altı hadis kitabında da geçen, Tirmizi'de, işte Sahih-i Buhari'de, İmam Ahmed'in Müsned'inde geçen hadis-i şerifte de haramlar ve helaller bellidir. Yalnız diyor, ikisi arasında helal veya haram olduğu belli olmayan şüpheli olan şeyler vardır. İnsanlardan çoğu bunu bilmezler. Kim diyor şüpheli şeylerden sakınırsa dinini de şerefini de korumuş olur. Kim de şüpheli şeyleri yönelirse harama düşmüş olur diyor Rabbimiz. Yani siz haramın etrafında ne kadar dolanırsanız o sizi mutlaka içine doğru cezbetmeye başlar. Amin. Ve nasıl gittiğinizi de anlamazsınız, Allah muhafaza. Amin. Hocam, yani az önce de değindiniz, gerçekten hani çok fazla araştırılmıyor gıdalar, dediğiniz gibi aman bana ne, boş ver gibisinden muhabbetler yapılıyor. Yani her kötü, her yani helal olmayan madde, gıda, yani insana direkt bedensel olarak ve fiziki bir zarar vermiyor. Manevi boyutuyla da zarar verebiliyor. Tabii, yani sadece hani görünürde işte yedim, ondan sonra vücudumda izi belli olan bir şeyler çıktı veya herhangi bir rahatsızlık hissettim. Elbette hani her madde bunu sağlamayabilir. Bazı maddeler sadece insanın gerçekten manevi yönüne belki den vuruyor. İnsanda şimdi, belki haya perdesini, edep perdesini kaldırabiliyor. Kesinlikle. Yani bu hususlar da önemli. Özellikle hani bu tarz yaklaşım sergileyen kişilerin bunlara da hani bunları da göz ardı etmemesi gerekiyor. Yani şöyle hayattan örnek verirsek, yani bir tarlaya bir şey ekiyorsunuz. Rabbimin o dönem için belirlemiş olduğu hava şartları, toprağın içindeki şeyler, zararlar falan sizin ürününüzün şeklini bile değiştiriyor, lezzetini evet. değiştiriyor. Ki yani buradan şeye gidiyorum. Nasıl besleniyorsanız, ne yiyorsanız o oluyorsunuz yani. Aynen öyle hocam. Yani siz bir canlıya evinizde tavuk besliyorsunuz, işte kedi köpek besleyenler var, işte hayvan besliyorsunuz, bitkileriniz var, işte tarlada mahsulünüz var. Siz ona ne veriyorsanız size karşılığında o oluyor yani. İnsan etle, sütle beslenirse kemik yapısı gelişiyor, kas yapısı gelişiyor. Çok aşırı bitkisel beslenen bir insanın kasları gelişmiyor mesela. Yani ne yerseniz o olmaya başlıyorsunuz. Anlatabildim mi? Aynen. Yani bu çok önemli bir mevzu. Aynen öyle. Hocam bir de hani kimdesi olarak bir gıdaya denetimi nasıl sağlıyorsunuz? Yani örneğin herhangi bir gıdayı denetleyecekseniz eğer, bu süreç nasıl işliyor? Bunu da bize bir açıklarsanız. Evet, şimdi GİMDES bir sivil toplum kuruluşu olduğu için hani herhangi bir cemaatin, bir siyasi uzantının veya işte bir şirketin uzantısı olmadığı için tamamen kendi kurallarıyla, yani standartlarıyla hareket eden bir kurum. Burada da bize firmalar genelde bize müracaat ediyorlar. Onlar size müracaat. Onlar bize müracaat ediyor. Bu ihtiyaca binaen. Yani tüketici veya işte ülkeler helal gıda sertifikası istiyor firmalardan. Onlar da genelde yani Türkiye'de uluslararası geçerli olan bir kurum olduğu için GİMDES'e yönlendiriliyorlar. Ki 70'ten fazla ülkede bizim geçerliliğimiz var. İhracat yapabiliyorlar bizim sertifikamızla. Böyle olunca firmalar bize geliyor. İşte müracaat formlarını dolduruyorlar. Biz onların hangi ürünü nasıl ürettiğini görüyoruz müracaat formunda. İşte kesimhane ise kestiği hayvanları söylüyor, cinsini söylüyor. Kanatlı mı, işte büyük baş mı, küçük baş mı? Kendisinde çalışan kasapları söylüyor. Kasapların dini durumlarını sorguluyor ki gittiğimizde de biz inceliyoruz tekrar. İşte herhangi bir üretici ise, çikolata gibi işte veya herhangi bir hazır gıda ürünü üretiyorsa bunun içinde ana ham maddeyle beraber yardımcı malzemelerini de bize yazıyor. Biz o yardımcı malzemeleri, hani insanların o etiketlerin arkasını okuyamadığı, evet. çok küçük yazılarla evet. yazılmış, okusa da anlayamayacağı şeyleri. Maalesef. Biz teknik kurulumuz inceliyor.
İnceledikten sonra eğer o gıdanın içerisinde kullanılan yardımcı malzemelerde insan sağlığına zararlı bir unsur var ise, diyor ki bunun kullanılmasına izin vermiyoruz diyor GİMDİS. Risk almıyor burada. Yani insanlar şöyle diyebiliyor ya, uluslararası işte standartlarda bunlar geçerli. Siz niye izin vermiyorsunuz? Biz uluslararası standartlara geçmiş olsa bile biz bu limitleri insanlarda kontrol edilebileceğine şey vermiyoruz, yani ihtimal vermiyoruz. Çünkü adam diyor ki şunun içine işte binde bir gram şu maddeden koyabilirsin diyor. İşte bir tona bir kilo koyabilirsin diyor. Öyle açıklayalım. Şimdi bu insanların kimisi hiç alamıyor. İmkanından dolayı hiç alamıyor, tüketemiyor. Siz ayda 5 kilo tüketiyorsunuz. Ben 1 kilo tüketiyorum. Kimisi yarım kilo tüketiyor. Hepsini topluyorlar. Ortalama bu kadar tüketiliyor. Bu yanlış bir şey. Yani sizin o 5 kilo tükettiğinizi ben nasıl kontrol edeceğim? Siz de kontrol edemezsiniz. Yani siz daha fazla miktarda alım yapıyorsunuz vücudunuza. Ben daha az miktarda yapıyorum. Ve bu tarz şeyleri biz incelerken tıbbi yönden de incelettiriyoruz. Teknik yönden de incelettiriyoruz. Ve bu tarz zararlı maddelerin, mesela koruyucular gibi maddelerin, işte nitrat, nitrit gibi işte sucuk ve salamlarda kullanılan koruyucuların insan vücudunda parçalanmadığı ispat edilmiş ve bunlar sizin belli depo organlarınızda, işte karaciğerinizde, böbreklerinizde depolanıyor, bağırsaklarınızda ve ileride size zarar vermeye başlıyor. Aslında vücudunuzda bir nükleer silah biriktiriyorsunuz, yani bir gün gelip patlıyor bir yerlerde, işte kanserlerin falan çoğalmasındaki sebepler bunlara bağlayabiliriz. Bunları inceliyor. Kullanamazsınız diyor. Onun haricinde haram riski olan maddeler varsa, çünkü bazı işte mono ve digliseritler gibi dediğimiz yağ asitleri iki kaynaklı olabiliyor. Hayvansal ve bitkisel kaynaklı. Burada GİMDES bunların helale uygun olanlarını istiyor. Şüpheli bir durum gördüyse, hayvansal bir olma riski varsa bunlar da helal olma durumunu istiyor. Buna göre incelemelerini yapıyor, firmaya gönderiyor. Firma bunu kabul ettikten sonra biz gidip denetimlerimizi yapıyoruz. Bunlar haberli denetimler oluyor. Orada firmayı bilgilendiriyoruz, eğitimlerimiz oluyor. Sahayı geziyoruz. Sahada teker teker o ham maddeleri, bütün sahadaki depolarını, ham madde depolarını, üretim hatlarını teker teker inceliyoruz. Daha sonra eğer uygunsuzluklar varsa onu kendilerine yazıyoruz. Onları düzelttikten sonra tabii bunları GİMDES heyeti belirliyor. Belli bir peki hocam madde sayısı var mı? Atıyorum işte 50 maddeden geçmesi gerekiyor. İşte 100 maddenin 90'ından geçmesi gerekiyor. Şey, tarzında bir şey var mı yoksa? O sahada gördüklerimizle alakalı. Hı hı. Yani sahada diyelim ki 5 tane riskli madde gördük veya hiç görmedik de olabiliyor. Tamamen uygun da olabiliyor. Bazen 5-10 madde gördüğümüzde de oluyor. Diyoruz ki orada işte bunu alternatifleriyle değiştirmeniz gerekiyor. Veya kullanmamanız gerekiyor gibi firmaya yaptırımlar uyguluyoruz. Bunu sağlayan firmalara da sertifikalarını veriyoruz heyetimizin kararıyla. Ve bunları da yıl içerisinde bizim helal güvence sistemi dediğimiz, kısaca HGS sistemi dediğimiz sistemle denetliyoruz bunları. Nedir bu denetleme sistemleri? Bir tanesi habersiz denetimler. Kesinlikle hiç haber vermeden yılda en az iki defa firmalara habersiz denetime gidiyoruz. Diyelim ki işte Diyarbakır'a gideceğiz. Bize yazılıyor denetim. Biz Diyarbakır'a gidiyoruz. Firmanın hiç haberi yok. Gidiyoruz sabah kapısına. İşte biz geldik GİMDES'ten. İşte ne üretiyorsa firma. Hemen üretim alanına geçiyoruz. İşte ya gelin çay kahve için işte şöyle yapalım, böyle yapalım, sizi yemeğe götürelim, ondan sonra gezersiniz. Olayı yok. Tamamen habersiz denetim. Kapıdan giriyoruz ve bize makul bir süre içerisinde, 10-15 dakika içerisinde sahanın gezdirilmesini istiyoruz ki böyle yapmadığı zaman, firmalar bizi almadığı zaman bu iptal sebebidir mesela. İptal edebiliyoruz sertifikasını. Bunun haricinde tabii bu firmanın riskine göre değişebiliyor. Mesela süt firmasıysa 3 defa, kesimhane ise 4 defa yılda ziyaret hakkımız var. Bu sözleşmelerimizde belirtiliyor. Onun haricinde ürünlerinden yılda en az 2 defa analiz yaptırıyoruz. Gene gittiğimiz zaman dokümantasyonlarını inceliyoruz. İşte faturalarına bakıyoruz, üretim hatlarına bakıyoruz, temizlik şartlarına bakıyoruz. Bunları da dokümantasyon olarak inceliyoruz. Ve kesimhaneleri, kanatlı ve büyükbaş, küçükbaş kesimhaneleri kamera sistemiyle online izliyoruz. Yani istediğimiz zaman girip onların kesimlerini, kesimleri izlememizin sebebi şu, özellikle kanatlı kesimhanesinde biz makine kesimine izin vermiyoruz. Teker teker kasaplar elle kesmek zorunda. Bu sistemi sağladık biz. Yani günde 200 bin tavuk kesen bir firma bunu başarabildi yani. 7-8 tane kasapla teker teker tavukları elle kesebiliyorlar elhamdülillah. Büyükbaş, küçükbaş kesimhanelerinde gene şoklama sistemini istemiyoruz. Hayvanları bayıltarak kesilmesini.
Bunları da kamera sistemiyle kontrol edebiliyoruz uzaktan yani. Peki hocam, hani bu denetimleri yaptınız. Denetim alan firmalar var, almayan firmalar var. Ürünler üzerinde size ait herhangi bir ibare var mıdır? Örneğin bir tüketici herhangi bir marketten bir ürün aldığı zaman size ait eğer helal gıda sertifikası varsa eğer görebiliyor mu? Yani şöyle söyleyeyim. Biz bunları bu telefonlarda Android sistem ve iOS sistemleri var ya. Yani bilindiği için söylüyorum şeyleri, sistemleri. Buralarda helal gıda uygulaması var. Barkod uygulamaları var. Biz firmaların barkodlarını oraya yüklüyoruz. Tüketici markete girdiği zaman hani şüphelendiği ürünü o barkodu okutup, herkese akıllı telefon var aşağı yukarı, barkodu okutup şey yapabilir, ürün kapsamında mı değil mi görebilir aşağı yukarı. Logomuzu kullanan firmalar var. Gimdes'in sitesine girip bizim logolarımızı görebilir insanlar. Orada logomuzu kullanan firmalar var. Yani bunu özellikle şunun için söyledim hocam. Kullanmayanlar da vardı. Evet. Kullanmayanları da gene sistemden, Android sistemden görebilirler. Yani hangi firmanın hangi ürünü, diyelim ki A firması işte sertifika almış. Görüyor işte, diyelim yoğurt, peynir. Sisteme girip telefonundan veya internetten. Oradan bakıyor. Ha, A firmasının şu da işte XYZ ürünleri sertifikalı. İşte W ürünü sertifikalı değil. Görebiliyor bunu. Çünkü her ürünü sertifikalamayabiliyor firma. İşte Rehber TV'ye geldik. Diyelim ki işte sadece bu stüdyoya sertifika verdik. Diğer stüdyolarda bazı kriterleri yerine getiremediği için sertifikalamadı gibi. Sadece bu stüdyodaki şeyler geçerli oluyor mesela. Bu taraflar yani kapsam dışı diye yazıyoruz. Şu mahiyette söylüyorum hocam. Şimdi her vatandaş gidip de markette hani onu yapamayabiliyor. Bazen anne baba çocuğunu, 8-10 yaşındaki çocuğunu, oğlum koş git marketten yoğurt al, maya al, süt al diye gönderebiliyor. Çocuk o an gittiğinde yani eğer anne özel bir isim belirtmemişse herhangi bir tanesini alıp gelebiliyor. Evet. Yani dikkat edemeyebiliyor. Özellikle hani yine anneler, babalar veya işte ev hanımları markete gittiği zaman yani her seferinde şuna bir bakayım, acaba bu da helal gıda sertifikası almış mı almamış mı kontrol edemeyebiliyorlar. Yani dediniz ya mesela konunun başında hani işte firmalar bize kullandıkları ürünleri getiriyorlar. Neler ham madde olarak neleri kullanmışlar. Biz kontrol ediyoruz. Helal gıda eğer kapsamına girmiyorsa vermiyoruz. O firma illaki yine eğer üretecekse bir şekilde üretiyordur. Tabii. Değil mi? Yani tabii. Yasal eğer çerçeveyi aşmıyorsa, eğer ihlal etmiyorsa üretiyordur. Üretiyor. Fakat helal gıda sertifikası almamıştır. İşte yani tüketici burada o farkı görebileceği bir husus özellikle olmalı. Yani aslında tüm ürünlerde böyle bir sertifika zorunluluğunuz olursa bence çok daha iyi olur. Gönül istiyor böyle bir şey ama biliyorsunuz Türkiye'nin şartları, yani biz bir sivil toplum kuruluşu olduğumuz için, yani devlet kuruluşu olmadığımız için insanlara bunu dayatamıyoruz yani. Yani mutlaka alması gerektiğini. Çünkü bizim uluslararası anlaşmalarımız, yani ülkenin uluslararası anlaşmalarında böyle kriterler yok. O yüzden biz biraz daha kendi safımızda kalıyoruz. Kendi imkanlarımızla bize başvuran firmaları denetleyebiliyoruz ki elhamdülillah bugün yani insanların ihtiyaç duyduğu maddelerin çoğunda helal sertifikalı ürünler var. Elhamdülillah yani bugün 15 bine yakın ürüne biz sertifika vermişiz Türkiye'de. Bu iyi bir rakam. Evet. Yani insanların evlerinde kullanabileceği temel gıda maddelerinde bir sürü alternatif var bugün. Yani yoğurtlu, sütlü, işte tavuklu, bu tarz ürünlerde çok sertifikalı firmamız var. O yüzden insanlar bunları sistemlerden gördüğü zaman aşağı yukarı markaları bulabilirler yani şeyden. Telefonlarından, internet üzerinden bulabilirler. Ve buna çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Yani araştırmak, bunu hassas hale gelmek lazım. Evet. Hani çocuklarımıza, evde işte aile efradımıza bunu düzgün bir şekilde anlatıp, hani içindeki risklerden bahsedip, en azından imkanlarımız ölçüsünde bunu kendimiz sağlayabilmemiz lazım. Çünkü bu çok önemli bir şey yani. Yani ben özellikle hocam ilk bölümün sonuna geliyoruz. Konumuzu kapatacağız ama ben gerçekten şuna kaniyim ki
Yani bugüne kadar eğer Müslüman bir toplum olarak bazı haramlar bizi rahatsız etmiyorsa eğer, özellikle hani gözümüzle işleyebileceğimiz haramlar veya ahlaki olarak işleyebileceğimiz bazı günahlar, günah olan kavramlar bizi eğer incitmiyorsa veya bizde bir herhangi bir etkisi yoksa, ben bunun yediğimiz, içtiğimiz ürünlerde bulunan belki helal olmayan gıdalardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani bazı günahların, belki bazı haramların başlangıcı tamamen bunlardan kaynaklı olabiliyor. İnşallah hani o konuda toplumda bir şekilde bunun hem farkında olur, hem daha da araştırmacı bir topluma dönüşürüz de son zamanlarda hamdolsun biraz daha fazla araştırılabiliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de insanlarımız buna dikkat ederler. Önemli konularımız var. İnşallah birinci bölüm sona erdi hocam. İkinci bölümde devam ederiz. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde buluşmak üzere. Adem Özbay'a ait bir şiir, Sen Gel diye sevgili. Ağzını yüreğine sağlık. Allah razı olsun hocam. Şey yaptım öyle, gel sevgili derken Allah Resulü Aleyhisselam'a. Biraz da ben de düşüncelere daldım böyle. Eğer gerçekten biz Allah ve Resulü'nü doğru anlayıp, altını çiziyorum yani doğru anlayıp, doğru yaşayabilirsek onun sünnetini, onun uygulamalarını, o bizim hayatımıza gelecek tekrar. Mutlaka. Yoksa onun hayatını bir hikaye gibi, bir kahraman gibi okursak o bizim hayatımıza gelmeyecek. Kesinlikle öyle hocam. Yani zaten buradaki geldeki kasıt genel itibariyle onun o manevi hani yönüyle alakalıdır. Atmosferde. Özellikle hani Allah Resulü'nün gerçekten belki o zamanki dönemin en cahil topluluğu mu diyelim, yani yaşam biçimi olarak öyle bir topluma asr-ı saadet gibi bir nesil yetiştirip, Hazreti Musa, Mus'ab gibi, Hazreti Ebu Zer gibi, Hazreti Ali gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi kişileri yeşertip en azından tarihe damga vuran, 1400 sene sonra bile bugün isimlerini anarak, hürmetle anarak belki şefaatlerine nail olmak için dua ettiğimiz kişiler yetişti. Gerçekten bugün de ihtiyacımız var diyelim. Bu konuyu inşallah başka bir zamana bırakalım hocam. Hocam bir de sertifikalandırma işleminiz var. Yani hem hani bunu hangi gıdalar, özellikle hangi alanlarda yapıyorsunuz? Hangi ürünler üzerinde yapıyorsunuz özellikle? Şimdi kim desin, sertifikalandırma çalışmaları hani gıda ve ihtiyaç maddeleri dedik ya. Gıdalar tabii ön plana tutuyor. İnsanların temel ihtiyaçlarından bir tanesi gıdadır. İşte beslenmek, barınmak ve giyinmek diye sıralarız bunu. Tabii bunların içini doldururuz. Çünkü hepsi ayrı bir derya işte. Barınma deyince evin içindeki ihtiyaçlar girer. İşte giyinmek deyince üstümüze başımıza aldığımız şeyler çeşitlenebilir. Ayakkabısından işte çorabına kadar gibi. Tabii burada bunların de sadece gıda boyutunda değil, hani yediklerimiz, içtiklerimiz noktasında bir de haricen kullandıklarımız veya işte tedavi amaçlı kullandıklarımız var. Bunlar da aslında ayrı konular. Şimdi burada açmaya kalksak birkaç program yapılabilir bu konuyla alakalı. Ki inşallah ileride o da olur. İnşallah hocam. Hani biz hem gıdalar konusunda hem kozmetikler, insanların kullandığı işte kokularda veya işte kremlerde gibi o tarz şeyler, kozmetikler, ilaçlar. Giyim de var. Tabii ilaçlar, tekstil alanında. Gene lojistik, taşımacılık alanında standartlarımız var. Hani insanlar bazen diyor taşımacılık da ne olur falan diye. Helal ve helal sertifikalı olmayan ürünlerin depolanma şartlarını ayarlıyoruz mesela orada. Bu tarz konularda biz sertifikalandırma yapıyoruz. Kim de sorar ki yani alanımız geniş. Hani insanın hayatının her noktasında bu standardı verip belgelendirme çalışması yapabiliriz yani. Sonuçta İslam bir bütün yani. İnsanın hayatını çevreleyen her şeyi içerebiliyor. Bugün ilaçlardaki tehlikeler ayrı bir farklı, işte tekstildeki tehlikeler ayrı bir farklı. Yani bunu günümüzde medyadan da işitiyoruz yani işte. Oyuncaklarla alakalı, işte giysilerle alakalı, evet, çeşitli sıkıntıları.
medyada, sağlık konusunda uzman insanlar da dile getiriyorlar peyderpey. Kendisi de bu konularda çalışmalar gerçekleştiriyor. Güzel hocam. Yani biz yani, biraz gıda boyutuyla değinirsek eğer hocam, hangi genel itibariyle hangi gıdalarda özellikle sakıncalı ürünler var? Hani buna biraz yani, geniş değinirsek. Bir tanesi çünkü, insanların ilk aklına gelen şey helal gıda deyince kesimle alakalı. Evet. Değil mi? Et aklımıza geliyor genelde. Kanatlı kesimhaneleri, işte büyükbaş küçükbaş kesimhaneleri, özellikle bizim insanların en çok tükettiği ürünler olarak bunlar önemli. Çünkü buralarda kesim şartı var. Kesen kişinin, bu mezheplere göre değişiyor, kesen kişinin taşıması gereken şartlar, hayvanı İslam usulleri göre kesmesi, tesmiye ile kesmesi, yani Allah'ın adını anarak kesmesi önemli kaideler. Bunu özellikle kasaplarda, kesim yerlerinde sağlamaya çalışıyoruz. Hayvanlara eziyet edilmemesi noktasında. Fıkıh hocalarımızdan aldığımız eğitimlerle veya fıkıh hocalarımızı bizzat götürerek oradaki kasap arkadaşlara verdiğimiz eğitimlerle bunları sağlamaya çalışıyoruz. Onun haricinde gene bu hayvansal gıdaların bu kesim önce kesimle beraber gelen, çünkü hayvanlardan üretilen ürünler de var. Evet. Bugün peynir mayaları mesela. Özellikle Doğu halkının çok bildiği şırdan mayaları, hayvanın kursağı, midesi, oradan üretilen peynir mayaları, klasik peynirlerde kullanılan, özellikle sizin Van bölgesinde falan kullanılan, işte Vanatlı peynirlerinde veya işte Tekirdağ'ın eski kaşarlarında kullanılan veya Kars'ın kaşarlarında kullanılan genelde hayvansal menşeli mayalar. Mesela bunlarda kesim şartları önemli. Onun haricinde gene bu hayvanlardan üretilen yağlardan yapılan işte pastacılık sektöründe kullanılabilen, işte abur cubur sektöründe kullanılan yağlar var. Onlardan elde edilen ürünler var. Bugün hayvanlardan elde edilen gıda kozmetik alanında kullanılan, ilaç alanında kullanılan bir sürü ürün var. Bugün işte şeker hastalığının kullandığı işte insülini hayvanların pankreasından elde edilebiliyor. Bunu mutlaka denetlemeniz gerekiyor. Niye? Çünkü bunlar Avrupa'dan geliyor. Gene bu şırdan mayaları da Avrupa'dan geliyor. Hani doğuda bazı insanlar kendi kestikleri hayvanlardan, işte oğlaklardan, danalardan elde edebiliyor bunu. Ama büyük bir çoğunluğu endüstriyel manada Avrupa'dan geliyor bize. Yeni Zelanda'dan geliyor. Buradaki kesim şartlarını bilmeniz gerekiyor. Buna göre o peynir mayalarına sertifika vermeniz gerekiyor. Bunlar önemli kriterler. Gene işte domuz özellikle çok kullanılıyor Avrupa'da yaygın bir şekilde. İnsanlar hep yine mi domuz falan diyorlar ama domuzdan 185 çeşit Avrupa'da ürün üretilebiliyor. Bu 185 çeşitin içinde gıda, kozmetik, ilaç sektöründe özellikle çok kullanılan ürünler var. Bugün bir üründe özellikle ilaçlarda bugün yazılmaya başladı. Bize de geliyor şeyleri, ürün isimleri. Porging diye yazılıyor. Yazıyorsa, pork yazıyorsa işte deri ürünlerinde, ilaç ürünlerinde bu domuzdan üretilmiş manasına geliyor. Bunu bugün ürünlerde yazabiliyorlar. Yani Türkiye'de biz çok rastladık yani. Bu ürünlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Onun haricinde gene tekstil noktasında kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle işte gene insanların en çok kullandığı işte abur cubur kısmında biraz bahsedeceğiz. Ürünlerde çikolataydı, dondurmaydı. Bu tür ürünlerde özellikle hayvansal ürünler çok kullanılıyor. Hangi sakıncalı ürünler genelde? İşte gene oradan da riskli ürünlere gelirsek bunların içerisinde birinci sıraya jelatini koyabiliriz. Jelatin dediğimiz şey aslında hayvanların deri ve kemiklerinde bulunan teknik olarak kollajen dediğimiz, hani insanlar evlerinde et kaynatırlar, tavuk kaynatırlar. O kaynattıkları o et suyu zamanla donmaya başlar. İşte onu donduran, o jel haline getiren, böyle hani titrek bir yapı oluşur ya, o hale getiren o kollajen yapıdır. O kollajenin aslında yenilebilir bir şeydir. Zaten tükettiğiniz ürünlerde de yenilebilir sıvır jelatin olarak yazar. Şimdi bu yenilebilir mi, yenilemez mi onu konuşalım. Jelatin bize genelde Avrupa'dan geliyor. Avrupa'dan, Amerika ülkelerinden, Amerika kıtasından gelen bir ürün. Avrupa'da bunu genelde domuzdan elde ediyor. Yani büyük bir çoğunluğunu. Sığır yazsa bile sığırda acaba hangi şartlara göre kesildi? Kesim şartlarını bilmiyoruz. Domuzla aynı mezbahada mı kesildi? Kesen insan bunu Allah'ın adıyla mı kesti? Bilmiyoruz. Çünkü çok küçük deri parçalarından kullanılmayan, tekstilde veya diğer sektörlerde kullanılmayan deri parçalarını bize gönderiyorlar.
Yani bütün halinde deriyi atmıyorlar şeyin içine. Tabaklandıktan sonra kalan küçük parçaları, artık 1 milim mi kaldı, 5 milim, 5 santim mi kaldı bilemiyoruz o parçaları. Teker teker kuyuların içine atıp veya kemik parçalarını, hangi kemiğin olduğunu da tespit edemezsiniz. Bunları kuyularda o kemikleri kaynatıp, hatta alınacağı tabirle kaynatıp, orada o çıkan kollajen yapıyı kurutup bize jelatin olarak sunuyorlar. Bu jelatinlerle neler yapılıyor? Özellikle bu yumuşak şekerler. Veya işte isim vermeden söyleyeyim. Bisküvilerin arasında bu köpüksü bir yapı olur böyle. Hı hı. Köpüklü. İki bisküvinin arasına üzerine çikolata koyarlar veya işte tane bisküvinin üzerinde olur. Üzerine süsleme yaparlar böyle çikolatayla veya renkli şeylerle. Marshmallow dediğimiz. Bugün marketlerde satılıyor. Özellikle şimdi kızartma sistemleri falan. Çubuğa takıyorsunuz, ateşte kızartıyorsunuz falan. Şekerlemeleri. O marshmallowların ana maddesi jelatin. Türkiye'de bunları maalesef yenilebilir sıvır jelatin olarak satıyorlar. Siz bugün bu ürünlerde analiz yöntemiyle hiçbir şekilde rastlayamazsınız. Çünkü yüksek derecede 200 derecenin üzerinde ısıl işlemler gördüğü için DNA yapısı bozuluyor. Domuz da arasanız bulamazsınız, sığır da arasanız DNA'sını bulamazsınız. Kaybolup gidiyor. Ne yediğinizi bilmiyorsunuz yani. Ama adam size bunu yenilebilir sığır jelatin olarak sunuyor. Yani domuzu artık bizim önümüze pirzo olarak atmıyorlar, kebap olarak atmıyorlar. Domuzu farklı boyutlarda bizim önümüze koyup tükettiriyorlar bize. Biz şunu iddia ediyoruz, Türkiye'de domuz yemeyen yok. Emin olun yok. Gerek ilaç yöntemiyle, gerek gıdalar yöntemiyle biz bunu tüketiyoruz. Vücudumuza giriyor. Bunun da önüne geçmenin yolu bu jelatinli gıdalardan özellikle uzak tutmak. Kendimizi ve çocuklarımızı. Ya çocuk ağlıyor işte, kendini markette yerlere atıyor falan, ağlasın. Hiç önemli değil yani. Çocuklar ağladıkça duyguları gelişsin. Bırakın kendi haline ağlasın o çocuk. Ve onu yapmayacağını, onu yemeyeceğini öğrensin bir şekilde. Terbiye edelim yani. Çünkü bu sadece haram yemesiyle kalmıyor çocuğun. Onun içine katılan diğer katkı maddeleri işte boyalarıyla, koruyucularıyla çocuğun vücudu başka şekilde de zehirlenmeye başlıyor veya kendi bünyemiz. Hormon sıkıntısı var zaten genel itibariyle şu an çocuklarda hocam. Yani çocuklarda tabii şeker hastalığı had safhaya çıkmaya başladı. Karaciğer yağlanmaları, otizm dediğimiz beyinde ciddi hasarlar veren gıdalar bugün toplumumuza satılıyor ve tüketiliyor. Çoğu aile çocuklarını bu teşhislerle hastanelere götürüyor. Bak emin olun, çocuğunuz bugün ağlatmazsanız ileride sizi ağlarsınız diyorum ben velilere, anne babalara. Çünkü anne baba yüreği o çocuğun o rahatsızlığına dayanmaz. Gözünün önünde o çocuğun erimesi, bitmesi hiçbir vicdanı kaldırmaz yani. Bugün görüyoruz yani hastanelere gittiğimiz zaman bu çocukları. Ailelerin ağır imtihanlarla karşılaşıyorlar. Tabii Rabbimden gelene bir şey diyemeyiz ama kendi elimize de bunu yapmayalım yani çocuğumuza. Buradan nasihat edelim Ramazan vesilesiyle. Yani ben özellikle birinci bölümün sonunda da değindim ya hocam, hani dedim. Yani belki manevi olarak bugün bu duruma gelmişsek eğer, bu gıdalardandır. Dediğiniz mesela o yani domuz eti yemeyen veya domuz yağı yemeyen kimse yoktur. Gerçekten hakikaten ben buna kanıyım yani. Yediğimiz ürünlerde mutlaka vardır. Ve bu şekilde toplum hakikaten özünü kaybediyor. İnsan... Yaz geliyor, dondurmalarda jelatin riski var. Özellikle o hazır dondurmalarda, dediğimiz dondurmalarda jelatin riski çok yüksek. Bayram geliyor hocam. Bayram geliyor, gene şekerlemelerde, yumuşak şekerlerde, içi dolgulu olan şekerlerde. Jelatin buraya... mutlaka yazıyorsa buna uzak durmamız gerekiyor. Bunlar bizim temel ihtiyacımız değil. Yani insanımız bunu anlaması lazım. Açayım hocam buraya bir dipnot. Özellikle hani Ramazan bayramı öncesi her ev şeker alacak. Şekerlerle alakalı da GİMDES sitesi üzerinden hangi gıdalarda helal sertifikası var yok biliniyor mu veya var mı helal? Var, alternatif şekerlerimiz var. Yani şeker grubu da var tabii, değil var mi? Yani en azından çünkü gerçekten bazen gidiyorsun marketin önüne, bin bir çeşit şeker var. Markasını hiç duymadığın şeker de var. Markasını hep bildiğin şeker de var. Bazen tabii hani markası bilinmeyen şeker belki helal olabiliyor ama markası çok bilinen şekerde de dediğimiz bu ürünler çıkabiliyor. Tabii burada, en azından hani seyirciler bunu bilirse. Burada yani şeker noktasında şunu da söyleyelim. Yani, markanın bilinir olması, çok büyük olması veya işte günümüzde şunu söylüyorlar işte yerli üretim olayı olması kesinlikle onun üzerindeki şüpheyi kaldırmaz. Bu çünkü, şekilde helal sertifikalarını iptal ettiğiniz firmalar var mı? Tabii oluyor. Bizim standartlarımız uymayan, o HGS diye saydığımız 4 sistem vardı ya.
Orada şartlarımızı sağlayamayan kurumların sertifikalarını iptal edebiliyor heyetimiz. Yani büyük firmalar arasında da vardır değil mi? Ya firmanın büyüklüğü küçüklüğü önemli değil yani. Yok, bizim için hani bilinirliği şimdi biraz daha insanlarda sanki güveni arz ediyor. Şimdi bir firma, X firma çok biliniyor. Her yerde tüketiliyor. Hangi markete gitsen ona ait ürünler buluyorsun. Hani değindik ya birinci bölümde de. Anne çocuğunu markete gönderirken şu markadan al diyor. Tabii. Sanki hani görünür olması, bilinir olması onu helal sertifikası almış bir kategoriye koyuyorcasına hani tabii, davranıyorlar. Tabii. Yani, bu algıdan kurtulmamız lazım. Evet. Yani bizim. Yani size o firmanın görüntüsü veya işte sahibinin görüntüsü aldatmasın. Çünkü onlar da kullandıkları malzemeleri yurt dışından getiriyorlar. Hani insanlar çoğu zaman, ben kimseyi burada rencide etmek için veya suçlamak için söylemiyorum. Biliyorlar veya bilmiyorlar. Ticari kaygılarla bu işi yapıyorlar. Ticari kaygılarla yaptıkları için de ne kadar doğru yapıyorlar, ne kadar doğruya ulaşılabiliyorlar tartışılır. Yani bizi bu konuda Müslüman olarak uyanık olmamız gerekiyor. Yani o ürünü alırken, ya işte bu hacı amcadır, bak Müslüman adamı benziyor, düzgün üretmiştir veya işte bu adam İslam'ın yapısı yok, kötü bir ürün üretmiştir, algısı da doğru değil. Önemli olan, Guinness bunu bugün başarıyor, doğru ürüne doğru şekilde ulaşabilmek. Ve ihtiyacımız olmayan şeyi de gıdamız haline getirmemek. Yani bugün abur cubur dediğimiz gıdalar bizim temel ihtiyacımız değil. Yani biz bir çikolata yemeden yaşayabiliriz. Bir şeker yemeden yaşayabiliriz. Bir asli ihtiyacımız değil yani. Sadece ağzımızı tatlandırmak için kullandığımız ufak bir şey yani. Küçük bir argüman. Ama bunu alışkanlık haline getirmemek lazım. İşte sosis yemezsek biz yaşayamayız gibi bir algı yok. Cips yemezsek çocuklarımız ölür bir algısı yok. Halbuki cips yerse çocuklar ölmeye başlıyor. Hani hayatları tükeniyor. Bugün çocuklar evlerde tencere yemeğini unutmuş hale gelmişler. Yani özellikle büyük şehirlerde çocuk evde kuru fasulyeyi, taze fasulyeyi, ne bileyim işte haşlanmış et yemeğini veya nohut bilmiyor yani. Soruyorsunuz aileye, hep dışarıdan sipariş. İşte mesela bir tane çocuğa rastlamıştım ben. Çocuk böbreklerine kanama şikayetiyle hastaneye başvuruyorlar aile. Tanıdığımız bir aile. Araştırıyorlar. Bir türlü bunun sebebini bulamıyorlar. Şu çocukta, 7-8 yaşındaki bir çocukta niye böbrek kanaması var? Yani kan sızıntısı var. Bir tane doktora gittiklerinde doktor da diyor ki, ya ben bir makale okumuştum diyor. Ona göre bir değerlendirelim. Hani doğruluğunu tam bilmiyorum ama diyor. Bu çocuk son zamanlarda en çok ne tüketiyor diyor. Bu diyorlar en çok işte bu yumuşak şekerlerden tüketiyor. Doktor diyor ki bunu bir kesin diyor. Yani 15-20 gün vermeyin, sonra tekrar gelin. Baktıklarında, tahlillerinde çocuğun kanaması durmuş oluyor. Yani onun içindeki boyar maddeler, onun içinde verdiseler, çocuğun sağlıklı beslenememesi buna sebebiyet veriyor. O yüzden yani markalar, şahıslar bizi aldatmasın. Biz doğru gıdayı, doğru beslenme şeklini evimizde geleneklerimize göre oturtmamız gerekiyor. Son 3-4 dakikamız kaldı hocam. Tüketici alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Ben hani markete gittiğimde özellikle hani hangi kriterlere uymalıyım? Onun dışında bir ürünün içindekiler kısmına baktığımda anlamayacağım birçok kelime çıkacak. Ben vatandaş olarak, tüketici olarak yani orada sakıncalı olarak nitelendirebilecek isimler nelerdir? Bunu en azından şu son 4-5 dakikada biraz önce bahsettiğimiz gibi işte jelatin. Özellikle çok önemli. Ya isimleri hocam hani bu yenilebilir sıvı jelatin diye geçiyor. Gene E472 veya 471 dediğimiz yağ asitlerinin mono ve gliseritleri. Bunlar yağ kaynaklı olduğu için hayvansal ve bitkisel olduğu etiketlerde yazmaz. Bizim için şüpheli ürünlerdir. Guinness helal sertifikalama verirken eğer bunlar helale uygunsa kendi ürünlerinde kullandırtabiliyor bunu. Onun haricinde et ve et ürünlerinde kullanılan nitrit ve nitrat tuzları. Koruyucu olarak geçer. Bunlara mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Koruyucu şeylerden uzak durması gerekiyor. Özellikle nitrat ve nitrit tuzlarından, benzoat gibi koruyuculardan uzak durması gerekiyor. Onun haricinde yoğurt, süt ürünleri alırken ve et ürünleri alırken mutlaka Guinness'in sitesindeki helal sertifikalı ürünlere baksınlar, firmalara. Piyasada çokça bulunabiliyor bu ürünler. Çünkü meşhur markaların var bu tarzda ürünleri. Çok rahat bir şekilde ulaşabilirler herhangi marketlerden. Aynı zamanda Guinness'in
desteklemiş olduğu, denetlemelerini yaptığı Helal Dünya marketler var. Türkiye'de 40 tane şubesi var. Bunu sitemizden araştırıp bulabilirler. İnternet üzerinden gene bu helal gıdalı ürünlerin satışı yapılabiliyor. Buradan temin edebilirler. Şüpheli durdukları ürünlerde de yani kendileri çözemeyecekleri için mutlaka GİMDES'e de sorabilirler. Sorularla gimdes.org adresinden veya bizzat GİMDES'in telefonunu arayarak sitemizde bulabilirler. GİMDES.org sitesinden telefonumuzu bulup bize ulaşabilirler. Orada teknik mutlaka arkadaşlarımız oluyor. Her türlü sorularına halkımızın cevaplarını verebilirler. Şuna da dikkat etsinler. Yani abur cubur bizim hayatımızın olmazsa olmazı değildir. Onları yemeden de yaşayabiliriz. Evlerinden özellikle markete girerken margarin tarzı şeylerden uzak dursunlar. Özellikle hanım kardeşlerimize sesleniyoruz, bacılarımıza. Evlerinde bulyon sokmasınlar. Bu et ve tavuk bulyonları olarak evet. satılan. Markası ne olursa olsun. Çünkü bunların içerisinde et tozları, et yağı tozları kullanılıyor. Ve bunlar Avrupa'dan geliyor, Türkiye'de üretilmiyor. Yani siz kuru fasulye, pilav işte veya çorba yerken onun yanında da Avrupa'da kesilmiş, ne diyor belli olmayan bir hayvanın etini veya yağını tüketiyor olabilirsiniz. Bulyon da evlerine kesinlikle sokmasınlar, bundan uzak dursunlar. Onun haricinde geleneksel beslenme tarzlarımızda uyguladıkları zaman evlerinde pek bir sıkıntı yaşamayacaktır Allah'ın izniyle. İnşallah diyelim. Yani biz programımız kısa olduğu için seyircilerimiz de hani bu mahiyette kısa olduğu için bazı hususlara çok da böyle aşikarane değinemedik. Evet, yani geniş bir şekilde değinemedik. En azından özet halinde geçtik. İnşallah faydalı olmuştur diye düşünüyorum. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Faydalı oldu gerçekten. Hem Ramazan ayı münasebetiyle onun dışında da hem sahur sabah kahvaltılarımız, öğle yemeklerimiz, akşam yemeklerimizde en azından dikkat edeceğimiz bazı hususlar var. Özellikle bulyon gerçekten evlerde özellikle çok fazla kullanılan bir ürün. Bu konuda da inşallah seyircilerimiz buna kendi dikkat bulyonlarını ederler. Kendileri yaptılar. İnternette bir sürü tarifler var. Helal sertifikalı hayvanların etlerinden kendileri yapabilirler yani. Yani buna yani siz kendinize bunu dava edindiğiniz zaman yani bu İslam'da böyledir. Yani zor gibi görünen bir şey, nefsimize ağır gelen gibi bir şey. Aslında biz bir adım attığımız zaman Rabbimiz onu kolaylaştırıyor bize. Bunun farkına varabilmemiz lazım. Bu düşünceye yani sadece gıda noktasında, İslam'ın her aşamasında, her noktasında biz Rabbimizin dinine yaklaştığımız zaman o bize yolumuzu açacaktır Allah'ın izniyle. Sahabeyi açtığı gibi, yani aynen. Şiirinizde bahsettiğiniz, onları açtığı gibi. Yani ayağı çarıklı bir sahabeyi Kisra'nın halılarında yürüttüğü gibi bizi de kendi dininde yürütecektir Allah'ın izniyle. Amin. Allah'a emanet olsun. Rehber TV izleyenlerine inşallah faydalı olmuşuzdur. Şimdiden Ramazanınız hayırlı mübarek olsun. Ortasına geldik inşallah. Sonu mağfirete doğru gidelim. İnşallah, İnşallah Rabbim günahlarımızı da affetsin. Allah razı olsun hocam. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, programımız burada sona erdi. Yarın gece buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.